Samsun'da CHP'den milletvekili seçilen Kemal Zeybek ve Hayati Tekin ortak bir basın toplantısı düzenledi. Zeybek ve Tekin seçimde istedikleri sonucu alamadıklarını ancak partilerini yukarıya taşımak için daha çok çalışacaklarını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayısal varlığı bizim açımızdan çok önemli. İleriki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oluşacak milletvekili konum itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada kendine göre görev alacağını, genel başkanımıza görev verileceğini düşünüyoruz. Hükümetin oluşturmasında bizim hükümet programımızın, projelerimiz ve vaatlerimizin olduğunu düşünüyorum. Başka bir programda düşünmek istemiyorum. Biz kiminle hükümet kurarsak bizim seçim öncesi vaatlerimiz, bizim programlarımız olacaktır. 2011'e göre değerlendirdiğimizde Sayın Haluk Koç Bey'in ve Sayın İhsan Kalkavan Bey'in şahsi birçok artıları geri gitmesine rağmen o açığı kapayıp 1-2 puan gibi bir artımız da üzerine ilave olmuştur. Genel manada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez oyunun 5-6 puan gerisinden seyrederdi Samsun'daki seçimler. Bu sefer makas biraz daha daralmış. Cumhuriyet Halk Partisi açısından değerlendirirsek netice yine de bize geleceğe dönük ümit vermekte. Biraz önce İl Başkanım da bahsettiği gibi biz 3'ü 4'ü bekliyorduk en az ama demek ki kendimizi çok iyi anlatamadık. CHP İl Başkanı Dinçer Soylu, 7 Haziran sürecinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Gece saat 12.01 gibi gerçekten milletvekili arkadaşlarımız telefon açıp belli konuları ilettiler ve ben iletmek zorunda kaldım. Yani gerçekten bu dönemde bizim mesai şeyimiz yoktu. Fakat halkın iradesi bizi Samsun'da ikinci parti yapmaya yetti. Fakat biz bu yola çıkarken en az 3-4 milletvekili hedefliyorduk ki gerçekten son güne kadar benim umudum buydu. Yetmedi aldığımız oy. Halkımız bunu takdir etti.